Merhabalar. Hazır yoğurtlar ekşimiyor diye tüketiciler içerisinde katkı vardır tepkisiyle yoğurt almıyorlar. Yoğurt ekşimesin diye içerisinde katkı mı var? Acaba katkı mı konuyor söylemi net olarak hatalıdır. Ekşimemenin sebebi yoğurt içerisindeki kültürün buzdolabı koşullarında gelişemediği için yoğurdu ekşitemiyor olmasıdır. Kritik nokta mudur? Günümüzde startup teknolojisi o kadar gelişti ki yani yoğurt mayaları üzerine çalışmalar çok fazla arttığı için bu yoğurtlarda kullanılan bakteri suçları yakından incelendikçe yoğurdun ekşimesi önlenebiliyor. Bir nevi içerisindeki bakteriler sayesinde bu ayarlanabiliyor. Ve bazı bakteri suçları kendi katkısını kendi üretebiliyor. Yani sizin harici bir katkı koymanıza gerek kalmıyor. Yani içerisine katkı konuldu da ekşimedi kavramı hatalıdır. Yoğurtlara katkı konulmamaktadır. Ne zaman yoğurda katkı konulabilir? Bu üzeri kaymaklı olan yoğurtlarda kaymağın yüzeyinde küflenme olmasın diye antifungal bir takım katkı maddeleri, sorbik asit kullanılabiliyor. Veya nisin basılabiliyor. Bunlar kaymaklı yoğurtlar için sadece yüzeye uygulanan bir katkı olabiliyor. Ancak homojenize yoğurtlarda herhangi bir katkı kullanılmasına gerek yoktur. Bu elimde görmüş olduğunuz yoğurt 3 aydır buzdolabı koşullarında bekliyor. Ne bir ekşime var, ne tadında bir değişiklik var. Çünkü kullandığımız özel bakteri kültürü sayesinde hem ekşimenin önüne geçebiliyoruz hem de bozulmanın önüne geçebiliyoruz. Bu bakteri kültürleri yoğurdu uzun ömürlü ve sağlıklı kılabiliyorlar.